AK Parti'de konuşulan isimler kimler aday adayı ya da aday olacak? AK Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı adayı kim olacak sorusu henüz netlik kazanmadı. Ki bu minvade gelen sorularda yanıt bulamıyor. Kulis bilgilerine göre bir süre daha bu sorunun yanıtı askıda kalacak. Çünkü gerek parti tarafından oluşturulan komisyon, gerekse sahadaki yansımaların raporlaması ve yapılan mini anketlerin neticesi bekleniyor. Önceki seçimlerde vücut bulan ve seçmende tepki gören iticilik olmayacak. Daha bir hassas ve benimsenilen olunacak. Tabi aday adaylarını da birbirlerini kolladıklarını da göz önüne aldığımızda eleğin gözleri hayli küçük. Elek altı elek üstü görülecek. Şu an konuşulan bazı isimler var. Öncelikle Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi adaylık ya da aday adaylığı noktasında yarıştan feragat ettiriyoruz. Nedeni vali yardımcılığı ve genel sekreter vekilliği görevinden istifa etmediği için ki bir önceki yerel seçimlerde kayyum müessesesi oy noktasında düşük kaldı. Ancak şunu ifade edebilirim, çiftçi bir önceki örnek olan Cumali Atilla'dan çok ama çok daha fazla oy alacağını ve seçmen nezdinde güvenilen isim olarak bakılırdı. Mevcut oy yüzdesini görev süresi içerisinde vatandaşla sağladığı sıcak ve samimi ilişkilerin semeresini alarak artırır diyenlerdenim. Gelirsek kamuoyunun gündemine olan ve konuşulan isimleri. Eski Bakan Mehdi Eker'in ismi zikrediliyor ama Eker'in hiçbir koşulda aday olma noktasında niyetli ve meyilli olmadığını biliyorum. Bunu da siyasi itibarını noktalandığı zirveden inişe düşürmemek için istiyor. Yoksa sivil bir oluşumun organizasyonuna mi etmezdi. Ebu Bekir Bal, atı bilinçli mi yoksa farklı bir amaçla mı zikrediliyor bilemiyorum. Ama mevcut isimler içerisinde seçmen nezdinde adaylı en zayıf görülen isim. Ki çevresinden gelen bilgi akımına baktığımda kendilerinin de çok istekli olduğunu söylemek mümkün değil. Bal olmaz diyorum. M. Şerif Aydın malum il başkanlığından alınan bir isim ki bu evre hayli sessiz sedasız geçti. Özel hayatıyla alakalı basına yansıyan iddialar bir dönem başkan yardımcısının parti paralarıyla alakalı yerel gazetelere yansıyan manşet haberlerin içeriği. Vaziyeti bu noktada teraziye aldığımızda Aydın'da bal gibi en zayıf olasılık. Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu'ndan söz ediliyor ki son seçimlerde ismi hep gündeme geliyor. Önceki yerel ve genel seçimlerde de çok konuşuldu. Vekil adayı, belediye başkan adayı ama her seferinde siyasetten uzak kaldı. Bu dönemde de öyle görünüyor ki olmayacak. Peki kim kaldı? Milletvekili Galip Ensarioğlu ve il başkanlığına aday adaylığı için başvuran tek isim olan Mehmet Halis Bilden. Önce Ensarioğlu'nun durumuna bakalım. Birinci sıradan milletvekili da seçim çalışmalarında. Denir ya tek başına ipi göğüsledi. Oy oranını da artıran oldu. Üç dönem incesi Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olarak seçime girdi. O dönemde AK Parti açısından tarihi bir oy oranı aldı. Rakip Gülten Kışanak, mevcut isimler içerisinde doğrusu Ensarioğlu, en çok tercih edilen parti merkezine de sıcak bakabileceği bir isim diyebilirim. Yani İbri onu gösteriyor. Ama Ensarioğlu'nun kendisinin bu konuda özel görüşmelerde ben yokum ama parti istediği zaman göreve hazırım diyor. Çevresi ve yakın siyasi minbardarlarını da onun aday olmasını istediğini söyleyebilirim ki bunu gizlemeden de ifade eden var. Halis Bilden'e gelirsek, yerel yönetimler kadar kamunun birçok alanında görev yapmış bir isim ki özgüven noktasında aday adaylığı açısından gelip başvuran tek isim. Bildenin durumu demin göstereceği adayın profiline bağlı. Gelen bilgilere göre Ensari oğluyla da bir ön görüşme içerisinde olmuş destekleme adına. Günün sözü, siyasetin ruhunu kriminize eden değişkenliğidir. Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabilirsiniz. Ömer Büyük Timur at hotmail.com, WhatsApp 0532 286 73 70, Twitter at Ömer Büyük Timur